şimdi ikinci bireysel farklılığımız olan zeka üzerinde duracağız. Zeka eski Yunan'dan beri neredeyse 2000 yıldır üzerinde çok tartışılan bir konu ama hala net bir şekilde tanımına ulaşılabilmiş değil. Sadece ortak bir genelleme var zeka ile ilgili. Zeka düşünebilme yeteneği, problemleri ya da sorunları çözebilme yeteneği, çevreye ve yeni durumlara uyum sağlama yeteneği olarak tanımlanıyor genel olarak. Zeka doğuştan gelir ama zamanla gelişir. Yine de zekayı %75 kadar büyük bir oranda kalıtım, %25 de çevre etkiler. Dolayısıyla doğuştan zeka özürlü bir bireyin sonradan istediği kadar iyi eğitim olanaklarına kavuşsun, zekasını normal sınırlara getirebilmesi çok mümkün değil. Zeka testler yoluyla ölçülür, aynen kişilik gibi. Zeka testleri kişilerin güçlü yönlerini bulup geliştirmelerini sağladığı gibi meslek tercihlerinde de etkiler. Bir toplum için geliştirilen zeka testi başka bir toplumun bireylerinin zeka düzeylerini ölçmede doğru sonuç vermeyebilir. Çünkü zeka testleri hiçbir şekilde kültürden bağımsız değildir. Zekayı da yine testlerin %100 ölçtüğünü söyleyebilmek çok mümkün değil. Şimdi zeka türlerine bakalım. Birincisi soyut zeka. Bunlar kelimeler, sayılar, formüller, şekiller ya da sembolleri iyi kullananlarda güçlü bir şekilde olduğundan bahsedilir soyut zekanın. Dolayısıyla da daha çok matematikçi, bilgisayar programcısı, astrolog, mantıkçı gibi kişilerde soyut zekanın güçlü olduğundan bahsedebiliriz. Somut zeka ya da mekanik zeka Elektronik ve mekanik araçları kullanabilme, makine yapımı gibi alanlarda başarılı olan insanlarda somut zekanın daha gelişmiş olduğu söylenebilir. Mühendis, tamirci, teknisyen, operatör gibi meslekleri icra eden kişilerde daha kuvvetlidir. Ve sosyal zeka Diğer insanlarla iletişimde, ikna etmede başarılı olan insanlar da sosyal zekanın daha kuvvetli olduğu söylenir. Politikacı, öğretmen, pazarlamacı, psikolog gibi insanlar da sosyal zeka daha gelişmiştir. Fakat şöyle bir durum yoktur. Bir insanda tek başına soyut zeka ya da bir insanda tek başına sosyal zekanın %100 olduğundan bahsetmeyiz. Bu üç zeka türü insanlarda farklı miktarlarda bulunur. Sadece mesela sosyal zekaları daha kuvvetlidir diğerlerine göre. Şimdi zekanın sınıflandırılmasına bakalım. E, bu konudan çok fazla soru gelmez ama kulak dolgunluğu olsun diye anlatmış olalım. E, önce derin zeka geriliğinden bahsedeceğiz. Bu grup zeka geriliği olan çocukların %1 ya da ikisinden daha azını kapsıyor. Üzerlerinde tam bir denetim gerekiyor. Bazıları sadece yürümeyi ya da ilkel seviyede konuşmayı öğrenebiliyorlar. Çocukluklarında ölüm oranı çok yüksek ve zeka yaşı 0 ile 2 arasında, zeka bölümü de 20 ile 25 aralığında. Bir diğeri ağır derecede zeka geriliği ki biz buna idiot deriz. Bu grup zeka geriliği olan çocukların yüzde %3 ya da dördünü kapsar. Ancak okul çağında konuşmayı öğrenirler, ondan öncesinde konuşmayı öğrenemezler. Bakımlar için yaşamları boyunca diğer kişilere bağımlıdırlar. Zeka yaşı 2 ile 3 arasında, zeka bölümü de 20 ile 35 arasındadır. Orta derecede ya da embesil zeka geriliği bu grup zeka geriliği olan çocukların %10'unu kapsar. Okul öncesi dönemde konuşabilirler ya da iletişim kurabilirler fakat sosyal kuralları algılamaları çok zayıftır. Öğrenmeleri yavaştır, kavramlaştırma yetileri kısıtlıdır. Bunların zeka yaşı 3 ile 6 arasında değişirken zeka bölümleri 35 ile 55 aralığında bir değer alır. Hafif derecede zeka geriliği Bunlar eğitilebilir zeka geriliğini ifade ederler ve tüm zeka özürlü olanların yüzde 85'ini kapsarlar. Özel eğitimden fayda sağlar bu çocuklar. Zeka yaşı 6 ile 11 arasındadır. Zeka bölümleri de 55 ile 70 aralığındadır. Zaten 70 zekada sınırdır. Sınırda öğrenen ya da ağır öğrenen zekalılıkta da durum şudur. Bunlar normal zekalı bireylerden biraz daha yavaş öğrenirler karmaşık fikirleri anlamada ve öğrendiklerini genellemede sıkıntı yaşarlar. Bunların çoğu topluma uyum sağlar. Hatta okulda bile öğrenme konusunda güçlükleri olduğu çok fazla fark edilmez. Daha çok işte tembel, yaramaz falan olarak adlandırılırlar. Bunların zeka yaşı 11 ile 15 aralığındadır. Zeka bölümleri de 70 sınırındadır. Müzik